Bir yıl içerisinde köylü kara sabanı attı, pulluğa döndü. Köyde bir devrim yaptılar. Bir yanda her gün yeni skandallarla çalkalanan, günden güne gericileşen, bilimi ve üretimi reddeden eğitim sistemi. Diğer yanda ise ışığı hala sönmeyen cumhuriyetin aydınlanma ve aydınlatma devrimi köy enstitüleri. Her biri yoksul köylü çocuklarıydı. Onlar dikenli tarlaları gül bahçesine çevirdi, çorak topraklara Türkiye'nin geleceğini ekti. Tek amaçları vardı: okuyup öğretmen olmak. Sonra da Anadolu'nun köylerine gidip tıpkı kendileri gibi aydın nesiller yetiştirmek. Türkiye'nin eğitim sistemi şu anda yok eğitim. Türkiye'de eğitim yok. Katiyen yok. 1940 yılında kurulan köy enstitüleri bugün 78 yaşında. Ancak gelin görün ki gerici çevrelerin, toprak ağlarının tepkisini çeken enstitüler komünist yetiştirmekle suçlanarak 1954'te kapatıldı. O zaman Hasan Ali'yi, e, rahmetli Şük Şükrü Sarıcıoğlu'nu tanıdım. Onlar ziyaret etmişlerdi okulumuzu, şey, Hasan Oğlan'ı. Altı ekipten de hepimiz eğlenceler hazırladık. Kapatıldı ama Cumhuriyete ve insanlığa kattığı değerler hala konuşuluyor. Üretime geçirmek. Üretimi ne yapacak? Okur yazar olacak. Modern çiftçilik yapacak. Modern sanat öğretecek. 92 yaşındaki emekli öğretmen ve yazar İbrahim Şimşek de bir köy enstitülü. Peki köy enstitüleri neden kuruldu? Yoksul köylü çocuklarına nasıl bir eğitim verildi? Şimşek köy enstitülerinin kuruluşunun 78. yıl dönümünde ulusal kanalın sorularını yanıtladı. Şimdi köy enstitülerinde %50'si okumaya, yazmaya, derslere ayrılmıştı. Yüzde 25'i sanata ayrılmıştı. Yüzde 25'i tarıma ayrılmıştı. Bunlardan yetişecekler ve köye dönecekler. Köylüye de bunu öğretecekler. Köy enstitülerine dair yüzlerce, binlerce anısı var İbrahim Şimşek'in. Neden kapatıldığını da çok iyi biliyor. Amerikan oyunu. Bugün nasıl oynuyorsa o gün de aynı şeyleri oynamıştı. Amerikan projesi bu. Uzun yıllar öğretmenlik yapan Şimşek'in öğretmenlere de bir mesajı var. Öğrencilerinizi sevin. Öğretmenlere bir mesaj veriyorum. Çocuğu sevmeleri gerekiyor. Hele hele çocuk dövmemeli. Hiçbir öğretmen çocuk dövmemeli.